Gobeller merhaba. 6. köşe taşıyla birlikteyiz arkadaşlar bu videomuzda. Hemen vakit kaybetmeden soruları çözmeye başlıyorum arkadaşlarım. Bakalım ilk sorumuz ne demiş arkadaşlar, görelim birlikte. Şöyle başlıyorum. Diyor ki bize x, y, z'lerin sıfırdan küçük olduğunu, yani negatif sayılar olduğunu, t'nin de sıfırdan büyük olduğunu, pozitif sayı olduğunu söylemiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitiftir diyor. Şimdi en güzel şöyle çözeriz arkadaşlar bu soruları. X, Y, Z ve T'ye kendimizce değerler verelim dostlarım. Mesela Z'ye eksi 1 diyorum sıfırdan küçük olduğu için. Y 10'dan küçük olduğu için de eksi 2. X de Y'den küçük olduğu için eksi 3 dedim. T'ye de pozitif bir sayı olduğu için 1 değerini verdim. Dostlar özgürsünüz burada. Canınızın istediği değerleri verebilirsiniz kardeşlerim. İsterseniz eksi 500 diyeyim bunlara. İsterseniz 1, 2, 3 gibi küçük sayılar da verebiliriz dostlar. Şimdi başlayalım. Hangisi bakalım pozitifmiş, bunu bulmaya çalışalım. A şıkkını deniyor. Diyor ki A şıkkı eksi 1'den eksi 2'yi çıkartın diyor. Ne öğrenmiştik arkadaşlar biz? Eksiyi şu içeriye dağıtacaktık. Artı 2 olacak burası. Eksi 1 artı 2. Büyük olanın işaretini alacaktım. 2'den 1 çıktı. 1 artı 1 geldi dostlarım. Yani şu parantezin içi pozitif bir sayı çıktı. Artı 1. X ile çarpın diyor bunu. X nasıl bir sayıydı? Eksi 3. Eksi 3'tü kardeşlerim. Negatif bir sayı. Eksi 3 ile artı 1'in çarpımı ne yaptı? Eksi 3 yaptı. Yani negatif bir sayı çıktı dostlarım. Sayıyı önemsemeyin. Pozitif mi negatif mi? Buna bakın. Kesinlikle pozitif olsun istiyor. Biz negatif bulduk. Adana şıkkı iptal oldu. Geldim Bursa şıkkına. Bu şekilde tek tek deneyeceğim dostlarım. Eksi 3'ten eksi 1'i çıkartın diyor arkadaşlarım. Şöyle yazdım. Eksi 3 eksi eksiden artı 1'e döndü. Eksi 3 artı 1 yani eksi 2 geldi. Şu parantezin içi eksi çıktı. Eksi 2. T'den Z'yi çıkartın diyor. Yani 1'den eksi eksi 1'i çıkartın diyor. Şu eksi eksiye artı yaptı. 1 artı 1'den 2 geldi kardeşlerim. Yani artı 2. Eksi ile artının çarpımı da sonuç ne çıktı? Negatif, pozitif olmadığı için bunu da sildim. Ceyhan'a bakıyorum hemen dostlarım. T'ye 1 demiştik. X'e de eksi 3 demiştik. 1 eksi eksi 3. Yani 1 artı 3 oldu ki 4 oldu. Artı bir sayı çıktı. Y'ye eksi 2 demiştik. Eksi Z'ye de eksi 1 demiştik. Eksi 2 eksi eksi 1. Yani artı 1 oldu. Eksi 2 artı 1 de büyük olanın işaretini alacağım için eksi 1 sonucuma ulaştım. 4 ile eksi 1'in çarpımı da negatif bir sayıdır. Yani eksi 4 oldu arkadaşlarım. Bu da değil o zaman. Denizli şıkkını deneyelim hemen. Diyor ki x yani eksi 3. Eksi diyor y yani eksi 2. Artı diyor z yani eksi 1. Eksi t o da 1. Peki düzenleyelim. Eksi eksiye artı yaptı. Eksi 3 artı 2. Eksi 1 çıktı. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 çıktı. Eksi 2 eksi 1 de eksi 3 çıktı. Yani negatif bir sayı çıktı. Arkadaşlar cevabımız Edirne'ymiş. Paketledim geçtim. Hemen geldim ikinci soruya. Diyor ki olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima negatiftir? Bakın yine değer veriyorum dostlarım. Eksi 1 diyorum buna. Buna 1, buna da 2 yazıyorum kardeşlerim. A şıkkını kontrol edelim hemen. Eksi 1 ile şöyle yazayım. Eksi 1, eksi 1. Paydayı yazalım. 1, eksi 2. Eksi ile eksi işleme soktum. Eksi 1, eksi 2 geldi burası. Bölü. 1'den de 2 çıktı. Yani küçükten büyük bir sayı çıkınca ne olacaktı arkadaşlarım? Negatif olacaktı. Bu da eksi 1 geldi. Eksinin eksiye bölümü artı olduğu için Adana şıkkı iptal dostlar. Geldim Bursa'yı deniyorum şimdi. A eksi C diyor. Yani eksi 1 eksi 2 diyor dostlarım. İkisi de negatif olduğu için yukarısı eksi 3 geldi. Eksi 1 çarpı artı 1. Eksi ile artının çarpımı da negatif olacak dostlarım. Eksi 1 geldi burası. Eksiyi eksiye böldüm. Pozitif çıktı. Geçtim Bursa şıkkını. Geldim Ceyhan. C eksi A. Yani 2 eksi eksi 1 diyor. Şurası ne oldu dostlar? Artıya döndü. 2 artı 1'den 3 oldu yukarısı. A artı C yani eksi 1 artı 2.
biri eksi biri artı olduğunda ne yapıyorduk? Büyük olanın işaretini alacağız. Yani 2'nin işaretini alacağız ve çıkartma işlemi yaptık. 2'den 1 çıktı 1. Büyük olan artı olduğu için artı 1. Yukarısı 3, aşağısı artı. İkisi de artı olduğu için sonuç pozitif çıktı. Geçtim Denizli şıkkını. B eksi C, yani 1'den 2'yi çıkart diyor. Bölü B artı C, 1 ile de 2'yi topla diyor. Küçükten büyük çıkınca eksi, eksi 1 geldi. 1 ile 2'nin toplamı da 3. Eksi bölü artı, yani farklı işaretler, zıt işaretli oldukları zaman cevap daima negatiftir dedik, Denizli'yi işaretledik. Gelelim 3 numaraya, bakalım bu ne diyor. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir diyor. Yine değer vereceğim arkadaşlarım ben. Şöyle eksi 1 diyeyim buna, buna eksi 2 diyelim, şuna da 1 diyelim. Ve yerine yazmaya başlayalım, bakalım neler çıkacak cevaplarımız. Eksi 2 şu. Eksi, eksi 1 yani artı 1'e döndü. Eksi 1 ile artı 1'in çarpımı 0, toplamı 0 oldu arkadaşlarım. Şurası 0 olduğu için, yok bu eksi 2 demişiz. Eksi 2 artı 1, eksi 1 geldi arkadaşlar şurası, negatif bir sayı çıktı. Y'ye ne demiştik? Eksi 1, Z'ye de 1 demiştik. Eksi 1 ile 1'in toplamı 0 çıktı. İşareti bakın 0 geliyor bu işlemin sonucu. 0'ın işareti yoktu dostlarım, o yüzden bunun hakkında bir yorum yapamayız. Daima pozitif değildir, geçtim. Şuna gelelim. Y eksi Z diyor. Yani eksi 1, eksi 1 diyor kardeşlerim. Eksi 2 çıktı burası. Y eksi 1'di. X de eksi 2 idi. Çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımı eksi. Artı. Artı ile eksinin çarpımı sonuç negatif çıktı. O zaman Bursa da değilmiş dostlar. Hemen Ceyhan'a geliyorum. Eksi 2 ile eksi 1'i toplayın diyor. Eksi 3. Eksi 1 ile 1'i toplayın diyor. E 0. E 0'ın da işareti yoktu kardeşlerim. Geçti. Y eksi 1'di. Burada ne diyor? 1 ile eksi 1'in toplamı. Bakın yine 0 geldi. Bunun da işareti yoktu. Geçtim. Cevabımız Edirne çıkıyormuş demek ki dostlar dedik. Hadi geldik 4. sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle negatiftir diye bir şey söylemiş bize. Hemen şöyle bir değerlerimizi verelim. Eksi 1 olsun. Eksi 2 olsun. 1 ve 2 gelsin dostlarım. Şimdi şunu bir kontrol edelim. A'ya eksi 2 demiştik. B eksi 1'di. Bir de önünde eksi var. Artı 1'e döndü. Şurası 0 çıktı yani arkadaşlarım. C 1'di. Önünde eksi var. Eksi 1. Bu da 2 idi. Artı 2. 2 eksi 1'den bunun cevabı 1 çıkar. Yani artı bir sayı çıkar. Adana'yı sildim. Direkt Edirne'yi kontrol edelim mi dostlar? Bakalım Edirne ne çıkacakmış? Çünkü cevap Edirne'ymiş. Diğerlerini böyle tek tek uğraşmayalım. A eksi C yani eksi 2 eksi 1. Eksi 3 gelir burası. B eksi D yani eksi 1 eksi 2. Eksi 3 geldi burası. Çarp diyor eksi 3 ile eksi 3'ü. İki aynı işaret sayının çarpımı pozitif olacak. Yukarısı artı bir sayı çıktı. Böyle. B eksi D yani eksi 1, eksi 2, bir de eksi 1 var. Hepsi aynı işaret olduğu için topluyorduk arkadaşlarım ve birinin işaretini yazıyoruz. Yani eksi bir sayı çıkacak burası. Eksi 4 çıkacak. Bizi ilgilendiren işaret artıyı da eksiye böldüğünüz takdirde ne geliyor dostlarım? Daima zıt işaretlerin bölümü negatif olduğu için eksiyi yazdım. Yani cevabımız Edirne'ymiş dostlar. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi bakalım, kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. köşe taşını çözerek devam edeceğiz videolarımıza. Bakalım ne demiş, bu videomuzdaki sorular neymiş bir görelim arkadaşlarım. Birinci sorumuzla başlıyorum dostlar. Çarpma işlemimiz var. Klasik her kitapta bulunan soru tiplerimizde. Bakın neler yapacağım arkadaşlarım. Birinci sorumuzla başlıyorum şimdi. Şimdi diyor ki ABC 3 basamaklı bir sayıyı diyor. 4D gibi 2 basamaklı bir sayıyla çarpıyoruz. İşte şöyle bir şeyler yazmış. Noktalı yerler falan var. Hepiniz görmüşsünüzdür bu soru tarzında. Bakın neye dikkat ediyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu çarpma işlemini yaparken D ile ABC'yi çarpıp şu 3 noktanın olduğu yere yazıyoruz. 4 ile de ABC'yi çarpıp 572'nin olduğu yere yazıyoruz. Yani 4 ile bir şeyi çarpmış bu adam 572 bulmuş. O halde diyorum ki ben de
572'yi 4'e bölersek direkt şu ABC sayısını bulmuş olacağız. Hadi bölelim arkadaşlarım. 5'in içinde 4 bir kere var. 1 kere 4, 4 çıkarttım 1. 17'de 4, 4 kere olacak. 16 çıkarttık 1. 12'de de 3 kere var. Yani 143'müş. Şuradaki sayımız kardeşler. Şimdi devam edelim. Bakalım ne diyor dostlar başka. Şimdi D ile şuradaki 143'ü çarpacağım. Şu 3 noktanın olduğu yere yazacağız. Ve en son toplama işlemini yaparken şurada noktanın olduğu yerdeki sayıyı direkt aşağıya düşüreceğiz. Değil mi arkadaşlarım? 8'in olduğu yere. O halde diyorum ki şurada kesinlikle ama kesinlikle 8 sayısı olsun. 8 rakamı olacak. Direkt aşağıya düştüğünde 8 olsun diye. Yani şunu kontrol edeceğim o zaman. Ben 3 ile neyi çarparsam 8'li bir sayı bulurum. Hemen diyorum ki kardeşlerim ya 1'i çarparsak 8'li bir sayı buluruz. Ya da 6'yı çarparsak 8'li bir sayı buluruz. O halde önce bir 1'i deneyelim arkadaşlarım. Bakalım 1 olacak mı? Her nokta bir rakamı yerini tutmaktadır diyor. Tamam 1 ile bir çarpalım. 1 kere 143, 143 yapacak kardeşlerim. Şurası 143 olacaktı. 4 ile 143'ü çarptık 572. Bir toplayalım alt alta. 143. Bakın 1 ile çarptım. Ha biz 8'li bir şey arıyoruz. O halde 8'li olabilmesi için direkt 6 yazmam lazım ki arkadaşlarım. 6 kere 3. 18'den 8 gelecek. 1 bir kere yanlış olmuş. Devam edelim. 6 kere 3 18. 8'i yazdım. Elde var 1. 6 kere 4 24. 1 de elde vardı 25 geldi. Elde var şimdi 2. 6 kere 1 6, 2 de elde vardı. 8'i yazdım dostlarım. Toplamaya geçtim. Şu 8 direkt aşağıya düştü zaten. 5 ile 2'nin toplamı 7'dir dedim. 8 ile 7'nin toplamı 15. Elde var 1. 5 varmış. 1 de elde vardı 6. Yani 6578 Adana şıkkımız doğru cevap geldi dostlarım. Hemen geldim 2 numaraya. Bakalım burada ne yapacağız arkadaşlar. Buna göre diyor x artı y toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye bir şey sormuş bize. Bakalım bunda neler yapıyorum kardeşler. Şimdi şöyle düşünelim. C'den A çıktı bir sayı. B'den B çıktı yine bir sayı gelecek buraya. A'dan C çıktığında da 2 kalıyormuş arkadaşlar. Şimdi bunu 2 yolla çözebiliriz. Ben şu yolu yapayım hemen. Şurayı bir çözümleme yoluna gideyim arkadaşlarım. Yani A, B, C 3 basamaklı sayısını çözümlüyorum. Şurası 1'ler, şurası 10'lar, şurası da 100'ler basamağı. 100 tane A geliyor demek ki. 100 A. Artı 10 B, artı C geldi. Hemen altına da C, B, A sayısını çözümlüyorum. 100 C, artı 10 B, artı A geldi. Bunları birbirinden çıkarttığınızda, çıkartıyorum hemen arkadaşlarım birbirinden. Bakın 10B'ler gitti. 100A eksi A geliyor ki 99A yapar bu. 1C eksi 100C geliyor ki eksi 99 C yaptı. Eşitmiş bu 2, X, Y gibi 3 basamaklı bir sayı. Şurayı 99 parantezine alırsak, 99 parantezinde A eksi C geliyor. 2, x, y gibi 3 basamaklı bir sayı oluştu. Şimdi değer verme kısmına geçelim arkadaşlar. A eksi c dediğimiz şey 99 ile çarpıldığında 2 basamaklı bir sayı oluşacakmış arkadaşlar. Şimdi tahmin ediyorum 2 olsa diyorum burası. A eksi c 2 olsa. 99'dan hani şuradan da görüyorum ya A'dan C'ye çıkınca 2 kalmış. 2 olsaydı burası 99 ile 2'yi çarpıyorum hemen. 18 elde var 1. 18 de buradan 198. 198 çıkıyor ki ben 2 ile başlayan bir sayı arıyorum arkadaşlar. 200'lü bir sayı arayacağım. Demek ki 2 değil. Peki 3 değerini verelim. 99 ile hemen 3'ü çarpıyorum. 7 elde var 2. 29. Bakın 297 çıktı 3 ile çarpınca. Yani A eksi C 3 olduğu durumda 297 geliyormuş arkadaşlarım. Peki hocam 4 olmaz mı? 4'ü deneyelim arkadaşlar. 4 ile çarpalım. Hadi bakalım ne çıkıyor sonuç bobeller. 4 kere 9 36 elde var 3. 36 da burada 396. Yani 300'lü bir sayıya çıktı arkadaşlar. Yine 2'den kurtulduk. Geçti 2'li bir sayıyı. O yüzden 4 de olmuyormuş. Bundan sonrakilerde olmayacak. Yani A eksi C dediğim sayı kesinlikle 3 olacakmış. Peki A eksi C 3. Hemen
Şurada yerine yazdık. 3 ile çarptık. 297'de bulduk bu sayımızı. O halde y dediğim sayı kesinlikle 7. X dediğim sayı da 9 oldu. Bize de toplamlarını soruyormuş dostlar. Denizli'yi paketledim kardeşlerim. Geldik şu 3 numaralı sorumuza. Bakalım burada ne yapacağız dostlar. Diyor ki B ile A'nın toplamı üçlü bir sayı olacak. B ile A'nın toplamı yine dörtlü bir sayı geliyormuş buradan. Bu şu demek. Sen B ile A'yı topladın. 13 bulacakmışız arkadaşlar. Demek ki B ile A'nın toplamı 13. Onu bir yazayım şuraya. Hani 13'ün 3'ünü yazdık. Elde 1 var. Yine B ile A'nın toplamı 13. 1 de elde vardı. 14 oldu. Bunu demeye çalışmış kardeşlerim. B ile A'nın toplamı kesinlikle 13. Yani 23 olamaz mı hocam? İki tane rakamdan bahsediyoruz dostlar. B en fazla 9, A da en fazla 9 olabilir ki 9 ile 9'un toplamı hani 18'i geçemez. İki rakamın toplamı. O halde 13'tür diyorum ben kesinlikle. Peki madem B ile A'nın toplamı 13, elde vardı 1, etti 14 burası. 14'ün 4'ünü yazdık, elde yine 1 var. A direkt aşağıya inecekti. Bir de elde vardı. 10 oldu arkadaşlar. Demek ki A dediğim sayı kesinlikle 9 olacakmış dostlar. A 9 ise B de 4 olacak. A eksi B'yi yani 9 eksi 4'ü soruyor. Bursa'yı işaretledim kardeşlerim. Hocam bunun başka çözümü var mı? Çözümleme yöntemi yapabiliriz arkadaşlar. Hani az önce yaptık ya kardeşler bir 2 numaralı soruda. Şimdi o yöntemle çözebiliriz bu soruyu yine. Şöyle yani. Şimdi şu A, B, B sayısını çözümlesek. 100A gelir. Artı 10B artı 1B geldi dostlarım. Şu A, A'yı çözümlesek iki basamaklı sayıyı 10A artı 1A geldi arkadaşlar. Peki toplayın diyor bunları. Toplayalım 100, 110, 111 tane A var. 111 tane A artı 11 tane de B geldi. Ve bunların toplamı 1043'müş. Şimdi değer vereceğiz arkadaşlarım. Diyeceğiz ki, lan A 2 olsa 222 yapar, 1'e çok var. Hani A'yı mümkün olduğunca büyük bir rakam vereyim ki 9 gibi. 999 olsun arkadaşlarım bu. B'ye de bu durumda 4 verirseniz, bakın 999, burası da 44 yaptı kardeşlerim. Gerçekten toplamları 1043 oluyor. A'ya 8 versek 888 yapar. B'ye 9'dan daha büyük bir değer vermem lazım ki 1043 olsun. Yemez. Ne yok bulduk demek ki? A 9, B 4. Farklarını soruyor. 5'i işaretledim kardeşler. Geldik son soruya. Bakalım ne diyor? Yanda çarpma işleminde her nokta bir rakamı yansıtmaktadır. Buna göre A'nın değeri kaçtır diyor. Yine aslında birinci soruda yaptığımız muhabbeti yapacağız. Bakın şuradaki 3 rakamıyla ABC'yi çarptığımda 819 gelmesi lazım. O halde 819'u ben 3'e bölersem ABC'yi bulurum dostlarım. Hemen 3'e bölüyorum. 2 kere 3, 6 çıkarttım 2. 21'de 3, 7 kere. Çıkarttık 7 kere 3, 21, 0. 9'u indirdik. 9'da 3, 3 kere. 273'müş bu adam. Şimdi diyor ki buna göre A'nın yerine ne gelecek diye bir soru sormuş. Hemen şu çarpma işlemini bir normal haliyle bir yapalım isterseniz dostlar. Devam edelim arkadaşlarım. Şu son işlemi yaparken bir sıkıntı çıktı. Video durmuş. O yüzden bir daha baştan çekmek zorunda kaldım burayı. Şimdi neler yaptığımızı bir hatırlayalım bir daha birlikte. Dedik ki şuradaki 3 rakamıyla ABC'yi çarptığımda şu ortadaki ifadeyi bulmalıyım. O yüzden 819'u 3'e böldüm. 273 çıktı ABC. Sonra diyorum ki normal çarpma işlemimizi yapalım artık. 273 ile 231'i bir çarpalım kardeşlerim. Bakalım neler gelecek görelim. 1 kere 3, 3. 1 kere 7, 7. 1 kere 2, 2 dedim. 3 ile çarpıyorum şimdi. 3 kere 3, 9. 3 kere 7, 21 elde var. 2. 3 kere 2, 6. 1 de elde var. 2 ile elde vardı. 8. 8 oldu dostlar. Şimdi 2'ye geldi sıra. 2 kere 3, 6. 2 kere 7, 14 elde var 1. 2 kere 2, 4. 1 de elde vardı 5. Toplayalım bu zırdıları. 3. Şurası 16'dan 6 elde var 1. Şurası 8, 9, 1 de elde 10 yaptı 0 yazdım. 12, 1 de elde vardı 13. 5, 1 de elde vardı 6'yı buraya yazdım. Cevap buymuş dostlarım. Bize neyi soruyor? A'yı. Yani tam ortadaki rakamı soruyor. 0 bulduk dostlar.
Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlarım. Hadi bakalım, kolay gelsin dostlar.